şey daha sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Şimdi tabii bu kendimiz için de soruyoruz netice itibariyle. Ama tabii utanarak şunu söylemek istiyorum. Söyleyeceğim şey hani haddi aşabilir. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh araştırmış, didinmiş, kitaplar, eserler ortaya koymuş. Bize lazım olacak ne varsa yazmış. Bunda şek ve şüphemiz yok. Ama bazen şeytan dürtüyor olabilir. Ya işte tam yeterince şu konuyu yazmamıştır, araştıramamıştır. Ben başka kaynaktan şuna ulaştım diyor. Diye atıyorum böyle bir dua veya böyle bir bilgi sosyal medyada koydu, yaydı. Bunun sorumluluğu var mı? Var tabii. Var tabii. Ama hizmet etmiyor muyum ben böyle yapınca? Hayır. Hizmette fitne çıkarıyorsun. O ne demek biliyor musun? Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam yaşadın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğe başladı. Ya ben ne biliyorum Allah'tan en biri olduğunu falan. Ben de anlatırım demeye başladın sen de. O ne demek diyeceksin. Allah-u Teala kullarına kendi dinini anlatmak için önce peygamberleri yaratıyor. Sonra o peygamberin varislerini yaratıyor. İnsanların atladığı, insanların yanıldığı, anlamadığı, anlamak istemediği nokta bu. Bugün ilahiyatçıların da anlamak istemediği nokta bu. Ben de insanım diyor. İki mürekkep yalayınca, birazcık kitap kitap falan işte karıştırmaya başlayınca. Hatta insanım değil, ilim erbabıyım. İlim erbabıyım, ben de biliyorum, ben de anlıyorum falan. Halbuki Allah-u Teala kendi dinini yaymak, kendi dinini aynı şekilde bildirmek için. Mesela diyelim ki İmam-ı Rabbani Hazretleri yaratmış peygamberimiz varislerinden. Önce Eshab-ı Kiram, sonra Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, dört mezhep imamı, onların aynı şekilde yetiştirdikleri, on sonraki gelen yetişenler. Bunlar Allah-u Teala'nın kendi kullarına dinini anlatmak için gönderdikleridir. Seçip gönderdikleridir. Bunlar kalp, ondan sonra akıl, zeka, hafıza itibariyle o gökü insanlara nelerin verilmesi, nasıl yapılması gerektiğini bildirebilecek kapasite yaratılıp gönderiliyorlar. Benim kapasitem Hüseyin Hilmi Efendi, Ahmetullah Balali gibi değil ki. Yaratırken ben öyle yaratılmamışım ki. Şimdi bir ömür boyu kitaplar aynı şekilde talebelerin arasında fazla bulunmadı. Ama Emer abiler bulundu. Saadet-i Ebediye kitabının canlı olarak tatbik edeniydi. Yürüyen Saadet-i Ebediye'ydi. Akit Geylani abi var, seyitlerinden, evladı evet. Resulü'den, evet. Onun ifadesi o. Yürüyen, Saadet-i Ebediye'ydi. Efendim işte Emer abi şöyleydi, Emer abi böyleydi falan. Emer abi buradan anlatıyordu. Buraya göre hayatını uydurmuştu. Seninki ne? Seninki ne? Nereden aynı şekilde çıkartıyorsun? Nereden yazıyorsun? Ha Emer abi anlamış. Allah-u Teala bu zatı seçip yaratmış diye gönderiyor ve itibar ediyor ona. Sen, evet öyle de eksikleri var diyorsun. Yani ben ondan daha üstünüm demek istiyorsun. Kibirdir bu ya. Cahilliktir bu. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala özel bir sohbetinde birkaç talebesine böyle anlatırken buyuruyorlar ki, efendim buyuruyorlar, bu kitaplar çok kıymetli, kendi hazırladı. Çok kıymetli. Kıymetli olması bizim hazırlamamızdan değil. Çünkü bunlar bize ait değil. Onun için kıymetli. Ehl-i sünnet alimleri kitaplar. Bizden bir şey yok. Onun bizden için bir şey yok. Onun için kıymetli. Ve buyuruyorlar ki bu kitapları okumayan, efendim akademik kariyer sahibi de olsa, efendim etiketi de olsa, mevki makam sahibi de olsa cahillikten kurtulamaz buyuruyor. Neresine yakarsan yak. Sen bu kitapları okumuyorsun, bu kitaplara itibar etmiyorsun. Çünkü Allah-u Teala Hüseyin Hilmi Efendi, Rahmetullah Teala Ali, bu zamandaki Müslümanlar için lazım olan bilgileri bütün kitaplardan alıp nakletmekle vazifelendirmiş. Yani lazım olanlar oraya alınmış. Emirler değil artık. Emirler değil. Lazım olsaydı o alınırdı. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Efendim retme diyorsunuz. Biz kimseyi reddetmiyoruz. Ha, sözümüz de aynı şekilde bu zatı kendisine rehber edilenler içindir. Eğer rehber ediniyorsan. Seven sevdiğine itaat eder. O zaman sevgi de yalan. İtaat etmediğine göre. O zatı hata bulduğuna göre. Eksik bulduğuna göre. Dolayısıyla o sevgin de yalan. İtaat de yoktu zaten. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Emel abiler anlatmışlardı. Bir gün Hüseyin Hilmi Efendi'nin kerimeleri babalarına arz ediyorlar. Babacığım diyor, biz diyor bazen Ebu Ayben Ensar Radiyallahu Anh Hazretleri'ne oraya gidiyoruz.
açık saçık yani erkeği kadını falan hele yaz olunca erkekler de aynı şekilde şortlu mortlu falan Ebay ben Esar Hazretleri'nin yanına geliyorlar orayı ziyaret ediyorlar. Yani demiş anlayamıyorum bu nasıl hani seviyor hürmet ediyor falan. İşte o zaman buna buyurmuşlar. Buyurlar ki seven sevdiğine itaat eder. O sadece gelinliğiyle melliyle oraya geliyor Ebay Belen Sarradiyallahu Teala Hazretleri'ni. Bu ne periz bu ne lanet ursu. Ebay Belen Sarradiyallahu Teala Hazretleri ta Medine-i Münevvere'den buraya sen açık saçık aynı şekilde giyinesin veyahut da öyle genellikle dolaşırsın diye gelmedi ki. Allah-u Teala'nın dinini aynı şekilde insanlara ulaştırmak için geldi. E sen onun huzuruna ben seni çok seviyorum falan. Yalan o. Yalan o. Hani şeyde o insan alışınca o yalanların açık verdiğinde farkında değil. Tekeret eski binasındayken işte huzura doğru gündüze çekilmişti bir ara. Gece yayınlanmıyordu o part time dedikleri. Evet. Saatten indir çekilmişti gündüze konmuştu. Birisi gelmişti oraya. Ben dedi her akşam huzura doğru izliyorum falan dedim. Yalana bak dedim ya. Bir sene olmuş yani. Huzura doğru şeye sabaha çekileli. O hala diyor ki ben her akşam izliyorum falan. Ha, bir sefer böyle akşamki çekimi görmüştür falan. Ve dedim yalana bak ya. Ha, peki niye söylüyor bu yalanı? Hani bir işi var o işini halletmek için. Ben sizi izliyorum, ben sizi dinliyorum şeyle falan. Yani bu riyadır başından sonuna kadar aynı şekilde riyadır. Ve sırıtıyor açığa da çıkıyor. Bu dünyada çıkıyor. Ahirette öbürlerinin hepsi çıkacak. Ahirette hepsi çıkacak. Dolayısıyla yapılması gereken duaların hepsini Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi kitaplarına yani bu zamanda hepsini almışlar. Nafile ibadetlerde, farz, vacip olan ibadetlerde yapılması lazım olan hepsi var. Hepsi var. Hani bir talebesi gelmiş bana kitap okuyor musun? Ne okuyorsunuz? İslam ahlakı. Kaç defa? Bir defa okudum. Maşallah karşım buyurmuşlar. Siz bir defa da halletmişsiniz. Biz 20'yi geçti hala bir şey anlamadık buyurmuşlar. Yani orada sitem var, tenkit var. Ahmak mısın sen? Mesela kendileri anlatıyorlar. İşte Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'ne Efendi Hazretleri diyorlar. Efendi Hazretleri buyurdu ki bin kemal rakamıdır. Bir kimse bir şeyi 1000 defa tekrarlayınca ezberler. Ama siz çok zekisiniz, siz 500 defa tekrarlasanız kafidir diye. Ya hocası tarafından tasdik edilmiş. Biz 1000 değil 2000 defa 5000 defa şey yapsak yine unutuyoruz. O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Onun için o konu, temas ettiğiniz konu doğru bir konu. Adam gibi olacaksın. Ya arkadaş hani tabiysen tam tabi ol. Tabi değilsen bunu açıkça söyle mert ol. Namertlik yapma.